En güzeli de şey. Sayın Davutoğlu'yla vallahi o hiç olmaz. Ben zaten megalomanım. O anlatmayı çok seviyor. Devamlı anlatıyor, herkes esir ediyor. Ben diyemem. Ben gerçek megalomanım. Ben anlatacağım. Ya FETÖ. FETÖ diyor ya. Ya vallahi efsanesin arkadaşlar ya. Ben FETÖ'de. İlk darbe esnasında etkisiz hale getirecek 26 kişiden biri. Devlet yetkilisi, hepsi MİT Müsteşarı, Genelkurmay Başkanı, o başkanı tek sivilim. Ankara 2. 4. Ağır Mahkemesi'nde müşteki. İlk öldürüleceklerdi. Onların döneminde 10 sene ceza yattı. Sen de yaptın Sülü. Ben bunları çektim, yine ödebimle hiç konuşmadım. Herkes şahit. Hiçbir şey yapmadım. Alanı yaydın ama milletin eline de koz verdin. Kıymetli kardeşlerim, bu Mehmet Ağar'a bir ufak bir değinmek istiyorum kardeşlerim benim. Biz bu arkadaşlar, daha bizim çok işimiz var. Bizim bu Mehmet Ağar var ya, hani derin Mehmet, şimdi kazmış hepten atlara girmiş, buna neden yok. Emir Sarıgül var, kardeşimiz, iyi adam. Emir Sarıgül'e bir kaset veriyor. Diyor ki bu senin eşinle ilgili bir kaset. O veriyor kaseti tabii. Delil ararsın. Gidin sorun kız muhataplarına. Yok derlerse ben kanıtlayacağım. Hem de rezil ederek hepsini. Emir Sarıgül'e getirip kaset veriyor. Sonra bunları birbirinden boşalttırıyor. Tabii ortada bölünecek mal varlığı var. Ya bir de Altınbaş'lar. İmam Altınbaş. Sofya Altınbaş. Ali Altınbaş. Zenginlik var da, yalılar, deli, dünya para. Bu ondan sonra araya giriyor. Çözüm olmuyor. Ondan sonra emniyet, polis gidiyor. Sofya Altınbaş, Ali Altınbaş'ı gözaltına alıyor. Sonra Ali Altınbaş'ı sağlık problemi diye serbest bırakıyorlar. 15 sene önceki olan bir petrol olayı için. Ekonomik suç. Zaten zaman aşımına girmiş. Bir de direkt İmam Altınbaş'ı almıyorlar. O holding binasında. Komşulara gidiyorlar. Yani o duysun, korksun. Sonra Dünür'ün evine gidiyorlar. Dünür'ün karısını gözaltına almak istiyorlar. Dünür'ü de, bunun da Dünür aynı zamanda. Vallahi öyle. Kadını emniyete getirmeye kalkıyor. Mehmet Ağar polisliği dedim ya. Tabi hemen bunu arıyorlar. Biz bunun akrabasıyız diye. Bilmiyorlar ki tezgahı kurmuş. Sonra iş patlıyor. Sonra bu Ali Altınbaş'ı bıraktırıp yanına getirtiyor. Ali'ye diyor ki ya niye böyle oldu bak. Ben size demedim mi, yalıyı boşaltın verin, işte paraların şu kadarını verin. Direkt tahsilat, silahsı yollamıyor, polis de yaptırıyor. Sonra İl Emniyet Müdürünü arıyor. Zafer Bey, emredersiniz mi? Bu arkadaşlar diyor bizim yakınlarımız. Biz bu yanlış anlamı olmuş, dosyayı bir daha incelemeni rica ediyorum. Emir anlaşıldı müdür. Tabii bu meyanda hesapta olmayan bir şey var. İmam Altınbaş Mustafa Erdoğan Bey, Sayın Cumhurbaşkanımızın kardeşine ulaşıyor. Mustafa Erdoğan da külliyeye kıyamet kopuyor. Ya böyle bir şey olur mu? Tezgahta adamı koparıyorlar. Canlı canlı kesiyorlar paralarını, limitlerde alıyorlar. Ya böyle bir şey olur mu ya? Savcıdan kurtulamıyorsun, külliyeye ulaşacaksın. Sayın Cumhurbaşkanı'na şansın yok. Ben ulaşamadım, dersimi anlatamadım. Mektup yazdım, o da gitmedi. Böyle anlatayım dedim derdim. Ya gasp ediyorlar insanları ya, böyle bir şey olur mu ya? Ya gidin, namusluysanız delil arıyorsunuz ya gazeteciler, İmam Altınbaş'a. Namusunuz varsa gidin sorun. Onun da namusu varsa anlatsın. O anlatmazsa da ben delillendireceğim. Ben de delil çok. Et koparır gibi koparacağım. Şimdi hepsini tutuyorum. Cephaneleri harcamıyorum. Bunları mahvedeceğim. Allah'a emin olsun, bunları mahvedeceğim. Hey hey. Lan bize ha. Bize. Yabancı istihbaratı yapıyor. Ülkeyi karıştırıyor. Ulan biz o ülkenin ağacını aşığız ulan. Biz o ülkenin ağacını aşığız ulan. O ülkenin bir ağacını kesecek olanın canını çıkarırız. Halkın gözünde bizi düşürmek istedikleri duruma bak. Zengin ülke. Ulan beni siz ne duruma düşürdünüz?
Konuşacağız. Yok Suriye silahları onlar bunlar konuşacağız. Hep soruyorsunuz ya kardeşlerim, ne oldu? İş nereden böyle oldu? Suriye'de büyük sorun var. Ama namussuzların dediği gibi değil. Büyük sorun var o Suriye'de. Çok. Konuşacağız. Para almışım orada. Namussuzsunuz ulan siz. Kansızsınız. Bunu diyen kahpedir ulan. Çocuklarımın paralarıyla lan ben. Ama alanlar var. Hem de neler neler alan var. Hepsini konuşacağız. Hem de neler neler. Ya şu mübariz Maksimov'u öldürseydi her şey bitecekti değil mi? Ölmedi. Bir gazeteci de şey diyor, Sedat Peker diyor onu koruyor, ondan para alacak. Ben mübariz cezaevine girdiğinde ona mektup yazdım. Herkes bana dedi ki yazma. Girmeden 15 gün önce beni aradı. Daha doğrusu orada bir tanıdığını aramış. Sedat Peker oraya geldi demiş. O çok iyi bir adam. Ona yardım edin demiş. Ben de aradım, teşekkür ettim. Tek telefon konuşmamızdı o. Sonra bunu tutukladılar. Buna mektup yazdı. Ben seni dedim Orta Asya'dan biliyorum. Sen telefonda konuşurken bana dedin ya, sen Türk dünyasının büyük kardeşisin. Herkese yardım ediyorsun. Sana sözüm olsun. Seni bıraktıracak gücüm yok, tahliye ettirecek dedim. Ama Allah'a emin olsun. Dünyanın her yerinde kimi tanıyorsam anlatacağım. Senin malına çöktüler diyeceğim. Herkese anlatacağım. Biz namuslu adamız dedim. Ben onun çıkacağını falan bilmiyordum. Yemin ederim. Zaten parasını pulunu komple aldılar. Diyor ki onun parasını, adamın her şeyini aldılar. Belki bir iki finansçı. Türkiye'de kimse destekli olmuyor adama. Nasıl olsun bizimkiler? Korkak da hepsi tırsak. Derin Mehmet'ten tırsanlar. İçişleri Bakanı'ndan tırsanlar. Abdülkadir diyor ki paketleyin bir. Ulan yiyorsa sülüyle gelsenize. Niye devleti katıyorsunuz? Varsa tıpanız öyle geziyor ya aslan gibi tosu. Gelin de. Gelin de. Benim nerede kaldığımı çocuklar paylaşım yaparken eşim şeyi de görünmüş. İnternette de var kaldığım yer. Hadi gelin de. Gelin de. Kıymetli kardeşlerim, aslan kardeşlerim, benim değerli kardeşlerim. Daha konuşacağımız çok konu var. Hem de daha çok konu var. Ya bir de bu Mehmet Ağrı yattığı cezaevinde Fethullah Gülen'e buna bir tane şey yolluyor. Mektup kahverengi bir çerçeveli, ince çerçeveli, onu duvara asmış. Şimdi Tayyip Bey yapıyor diye şekil yapıp koparıyor ya milleti. O zaman da Fethullah Gülen'in yakınıyım diye koparıyor. Ya utan kardeşim ya. Lan duvara resim asılır lan, mektup. Ya mektubun yazılarını, yani Fethullah Gülen bana mektup yazdı. Elma şekeri de verdi mi? Bayram şekeri de veriyorlar böyle. Avucuna ye bunu diye. Verdiler mi? Derim mi ben? Enayiler hesap yapıyorlar. Ne hesap yapıyorlar? Neymiş efendim? Buradaki sistemler var işte, böyle uluslararası cinayetler falan işleyen büyük yapılar, sırtlar var şeyler. Onlarla görüşüyorlar. Oğlum beni siz öldüremezsiniz. Ben rüyamda gördüm. Allah bana öleceğim zamanı gösterdi. Sizin gibi pis, necis insanların elinden ölmem. Zaten bu dünyada bir kural var. Diyor ki öldürmeyeceksin değil. Asla ve asla öldürülmeyeceksin. Şu kokain işi ya. Lan bu kadar gazeteci ya. Delil lazım diyor. Lan adam Kolombiya'nın savunma bakanı gururla çıkmış, tüm kokainleri sermiş. Diyor ki bu Türkiye'ye gidiyordu, yakaladık. İzmir limanına varacaktı. Lan uçak nasıl nereden kalkıp nereye gidiyorsa gemininki de belli kayıtlarda. Yolda değiştiremezsin ki, ben vazgeçtim şunu. Böyle bir şey yok. Ulan
Delil arıyorsunuz lan. Neyin delilini arıyorsunuz? Lan İzmir Limanı'nda Mehmet Ağar'ın gücünü bilmeyen var mı İzmir'de Mehmet Ağar'ın? Emniyette şeyde en etkili olduğu yerler. Bu olay İzmir. İstanbul'u sayma. Adamı zaten tapulunmadı. İzmir bu olay. Mersin'de var. Delil arıyor lan. Sizin namusunuz ne kadar biliyor musunuz? O mübarizin yeri vardı ya şimdi Mehmet Ağar'ı. Oraya gidiyorsunuz ya. Orada yemek yiyoruz. Gazeteci namusu var. Biz hesap vereceğiz. Hesap alıyorlar ya sizden. 10 bin liralık yemeğe mahalledeki lahmacuncunun aldığı paraya kadar 200-300 lira alıyorlar ya. En güzel masayı oturtturuyorlar. Lan sizin maaş kadar da değil namusunuz. Mehmet Ağar'ın size masa ayıttırıp indirim yaptırdığı kadar lan namusunuz sizin. Aslan kardeşlerim, aynı sözü tekrar etmek istiyorum. Ben vallahi diyorum, billahi. 40 yaşının altındaki arkadaşlar için anlatıyorum. Benimle siyasetle de miyasetle çocukken kendime söz verdim. Siyasetle hiçbir zaman ilgilenmedim. Hiçbir şeyin başkanı olmadım. 13 yaşındayken bir şeyin hayalini kurdum. Hep o hayalin peşinde koştum. Yaşadığım sürece de koşacağım. Her sabah her akşam onun için dua ettim edeceğim. Tüm arkadaşlarımı vakıf başkanı olmasını sağladım. Kulüp başkanı, dernek başkanı, belediye başkanı. Hepsini bir yere getirdim. Dost kalanları benimle. Kendim dernek başkanı bile olmadı. Ve bunu anlatmamın sebebi şu. Ben ölene kadar da bu dünyayla ilgili bir şeye başkan olmayacağım. Ancak siz bunlardan kendinizi kurtarın. Vallahi şaka yapmıyorum. 40 yaşından büyüklerle oturmayın. Beyninizi yok ederler. Lan nasıl bir tezgaha geldik. Tolga Kaplan'a ulaşın. Allah aşkına. Acunlar. Acun'un firmasında görev yapıyor şu an zannediyorum. Namuslu adam sorununa 3 ay sonra yolladı parası. Tabii biz ne kahpelikler gördük. Ne şerefsizlikler gördük. Cezaevindeyken biz tüm insanlara para yolladık. Ya Türkiye'de herkesten çok kazandım ya. Herkes biliyor. Lan hepsini dağıttık. Yine kazanıyorum. Çok şükür. Sıkıntımız yok. Yine dağıtıyorum. Çok şükür. Sıkıntımız onda da yok. Göreceksiniz. Süleyman. Aslan Süleyman. Meral abla. Nasıl ablamız olsun? Düşman ettiniz de. Bir de Mursi vardı. He. Düşük. Abdülkadir. Düşkün Abdülkadir. Sana söylüyor. Diyorsun ya Birleşik Arap Emirlikleri. E Mısır'la barıştınız. Müslüman kardeşlerin lideri Hasan el-Benna. Hayatını okudun mu? Okumadıysan ben sana anlatayım. O öldükten, şehit olduktan sonra yerine geçen Seyit Kutup. Hayatını okudun mu? Okumadıysan onunkini de anlatayım. En son onun yerine geçen Mursi. O da öldü. E Mısır'la dostluk grubu kurduk. Bence sorun yok. E ama herkese böyle böyle yaptık da. Herkese böyle yaptık. Ne oldu? Ne diyeceğiz? E orayla da burası kardeş gibi. Oranın etkisiyle buradan ben Türkiye'ye getirilebilirim. Ulan adam oldu. O pelikancılar var. Size geleceğim pelikancılar. Sizden vazgeçmem. Ben bilmiyor muyum o grupta yazıları siz çıkarıp Turkuaz Medya'da yazmak istemediğinizi orada itekliyorsunuz. 3 tane adam ölmüş. Bir tanesiyle bir resmim var. Sayın bir parti büyüğüyle de resmi var o arkadaşın. Sedat Peker'e yakın olduğu söylenen kişi diyor çatışmada birilerini öldürdü sonra öldü. Ya öbür taraf Rizeli bana daha yakın. Benim adamım gibi. Dikkat edin. Demirören Medya, Demirören Medya. Biz senin babanın ne durumlara düştüğünü de biliriz.
Rezilsin lan, rezil. Ulan televizyonundan haber yapıyorsun. Tahsil edilecek senetler sanki bizim evin kasasından çıktı diye. Sanki karım tahsilatçıymış gibi. Yasa dışı yakalanan şeyler bizim kasadan çıkmış gibi yayın yapıyorsun. Namusun nerede lan? Nerede lan sende namus? Babanı da gördük da. Hadi ya. Devir hep böyle gitmez, emanetçi. Emanetçisin lan, seni değil ki. Emanetçisin. Dünya değişir. Bunu unutma, değişecek. Ve görüşeceğiz. Allah'a emin olsun. Görüşeceğiz. Yılın en iyi iş adamını milletten verirken iyi. Bir de Sayın Bakan diyor ya, bana ulansın. Ben Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği organizasyonda Dünya Türklük Hakanı olmadı mı? Ne oldu? Kazakistan'dan, Özbekistan'dan tüm hepsinin milletvekilleri gelip ortak bana elde bizim Dünya Türklük Hakanı kaptanı giydirmediler. Giydirdiler. Kültür Bakanlığı'nın organizasyonu sponsorluğunda.